Abdülkadir Selvi soruşturmada 5 kritik soru. 104 emekli yayınladığı darbe tehditli bildiriyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı titiz bir soruşturma yürütüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dijital materyallerin çokluğu, bunlar üzerindeki incelemenin sürdüğü, şüpheli sayısının fazlalığı, henüz bunların ifadesinin alınmadığı üzerlerine atılı suçun anayasal düzene karşı suç işlemek üzere anlaşma gibi önemli bir iddia olması nedeniyle gözaltı süresinin uzatılmasını talep etmişti. Gözaltı süresi uzatıldı. HTS kayıtları gelmiş. Gözaltındaki emekli amirallerin HTS kayıtları gelmiş ancak onların analizleri tamamlanmamış. Ne üzerinde duruluyor? Birincisi emekli amirallerin muazzaflarla bir irtibatı var mı? İkincisi bildiri kimlere gönderildi? Kendisine bildiri geldiği halde imza alamayan oldu mu? 104 emekli amiralin yayınladığı bildiriye 86 emekli amirinin katılmadığı ifade ediliyor. Üçüncüsü bildirinin hazırlanması ve yayınlanması sürecinde yönetici konumunda olanların dış irtibatları var mı? Dördüncüsü bildirinin hazırlanıp yayınlanma sürecinde siyasilerle irtibat kuruldu mu? Beşincisi bildirinin gece yayınlanması kararı nasıl alındı? Hükümet cephesi de hazırlık yapıyor. 27 Nisan'da el muhtırıya muhatap olmuş, 15 Temmuz'da kanlı bir darbe girişimine maruz kalmış olan AK Parti'nin iktidar olduğu günden bu yana darbe tehdidi eksik olmadığı için yoğurt üflenerek yeniliyor. Emekli amirallerle ilgili soruşturma dikkatli bir şekilde takip ediliyor. Ama aynı zamanda bir takım idare düzenlemeler üzerinde de çalışılıyor. Kritik toplantı. Yayınladıkları gece yarısı bildirisiyle darbe tartışmalarının başlamasına neden olan emekli oramireller hükümeti harekete geçirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sürerken emekli amiral ve generaller hakkında idari olarak yapılabilecek tasarruflar değerlendiriliyor. Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında İçişleri, Adalet, Milli Savunma Bakanı Başta olmak üzere bazı bakanlarla hukukçu kökenli parti yöneticileriyle bir toplantı yapıldığı öğrenildi. Toplantıda idari tasarrufların neler olabileceğinin üzerinde durulduğu ifade edildi. Darbe mekaniği nasıl hazırlanıyor? 12 Eylül'ün beyin takımından olan 2. Ordu Komutanı Orgeneral Bedrettin Demirel, ''Biz buna bir sene evvel karar vermiştik ama olgunlaşmasını bekledik. Ama çok kanaktı.'' demişti. Kenan Evren de 12 Eylül darbesinin hazırlıklarına 1979 yılı Eylül ayında Genelkurmay 2. Başkanı Haydar Saltık Başkanlığı'nda kurdurduğu çalışma grubuyla başladıklarını anlatacaktı. 27 Mayıs darbesine giden yolda ilk cuntalar 1954 yılında kurulmaya başlamıştı. Nihat Erim'in Başbakanlığı 12 Mart'ta ise Amerikalılar Nihat Erim'e başbakan olacağını önceden tebliğ etmişti ki o zaman başbakan Süleyman Demirel'di. Amerikalılarla teması olan gazete patronu üzerinden haberi olan gazeteci Fethi Akkoç, Nihat Erim'e başbakan olacağı yönündeki söylentiyi sorunca yalanlamış ancak başbakan olunca o zaman başbakan olacağını söyleyemeyeceğini ifade etmişti. Merak eden Akkoç'un Ekose Etekli Levrek isimli kitabına bakabilir. 28 Şubat'ın BCG'si 28 Şubat süreci ise önce sivil kuvvetlerin zemini hazırladığı, sonra silahlı kuvvetlerin başbakan Erbakan'ı istifaya zorladığı bir süreç olmuştu. 28 Şubat'ta kurulan Batı Çalışma Grubu 18 Haziran günü Erbakan'ı başbakanlıktan istifa ettirene kadar süreci yönetmişti. Cumhuriyet mitinglerinden 27 Nisan'a. 27 Nisan Ey Muhtarası'nın verildiği günlerse belleklerimizde tazeliğini koruyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin başlamasıyla birlikte Cumhuriyet mitingleri 367 kararıyla olgunlaştırılan süreç 27 Nisan gecesi Genelkurmay Başkanlığı'nın sitesine konulan e-muhturayla ile ileri bir aşamaya taşınmıştı. Darbeler tarihinden kısa bir özet yapmamın bin nedeni var. Darbeler bir günde tankları yürüterek gerçekleştirilen bir iş değil, bir süreç içi. Darbelerin sadece iç bağlantıları da yok. Hatta ondan daha önemlisi dış bağlantılarının kurulması. Yani Amerika'nın desteğinin sağlanıp onayının alınması. Önce darbe iklimi. Bir darbe iklimi oluşturuluyor, başarılı olurlarsa ardından darbe mekaniği işlemeye başlıyor. Kimi darbe yapar, kimileri de darbeye giden zemini hazırlar. Emekli oramileller açıklama yapar, iktidarı test eder. Ses çıkmazsa bu kez hava kuvvetlerinden emekli orgeneraller bildiri yayınlar. Onu kara kuvvetlerinden emekli olanlar takip eder. Sonra bakmışsınız ki rektörler, yüksek yargı mensupları cübbelerini giymiş, anıt kabire çıkmış. Kurt dumanlı havayı sever. Sonra darbe mekaniği. Türkiye geçmişte böyle adım adım darbelere taşındı. Geçmişte darbe mekaniği böyle harekete geçirildi. O nedenle efendim emekli generaller mi darbe yapacakmış gibi safsatalarla kimse aklımızı alay etmeye kalkışmasın. Onların görevi darbe yapmak değil, darbe iklimini hazırlamak. O nedenle emekli amirallerin darbe kokulu bildirilerine gösterilen tepki, belki tehlikeli yolun açılmasının önüne geçecek. Balyoz temizi ne durumda? Gece yarısı yayınladıkları bildiriyle, darbe tehdidinde bulundukları iddiasıyla, haklarında soruşturma açılan emekli amirallerin bir kısmı balyoz davası sanıydı. Balyoz sanıkları Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı üzerine yeniden yargılanmış ve İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi 236 sanık hakkında beraat kararı vermişti. Anadolu Cumhuriyet Savcılığı aralarında 1. Ordu Eski Komutanı Çetin Doğan'ın da bulunduğu 7 kişi hakkındaki beraat kararına itiraz etmişti. Temiz dilekçesinde sanıklar Çetin Doğan, İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçük Kılıcın atılı suçtan ayrı ayrı mahkumetlerine karar verilmesi gerekirken beraat etmelerinin usul ve yasaya aykırı olduğu kanaatinde Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin söz konusu kararının bozulmasına karar verilmesi kamu adına arz ve talep olunur denildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı temiz talebini yerinde bularak 7 sanık hakkında beraat kararına itiraz etti. Balyoz davasına konu olan ve 2003'te 1. Ordu Komutanlığı'ndaki seminerde yapılan konuşmalara dikkat çekildi. Seminerdeki ses kayıtları suçun işlendiğine delil gösterildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne gönderildi. Gözler 16. Cezada. Ancak burada bir nokta önemli. Yedi sanıkla ilgili kararı verecek olan Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 16. Ceza Dairesi henüz kararını verip Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na göndermedi. Dosya genel kurula gelmediği için görüşülüp karara bağlanamıyor. Sarıkta amiral okulluymuş. Sarıkta amiralin sözleşmeli olduğu haberler de yer aldı. Ben dahil birçok yazar yazdı. Ancak bu bilginin doğru olmadığını öğrendim. Sarıkta amiral Deniz Lisesi'nde okumuş ve 91 yılında Deniz Harp Okulu'ndan mezun olmuş. Amerika'da mühendislik üzerine yüksek lisans yaptığı için Deniz Kuvvetleri onu mühendislik sınıfına ayırmış. Bu arada soruşturma ne durumda derseniz usul hatası yapmamak için titiz bir şekilde sürdürülüyor.